Bu hafta Dizi TV'de Maria ile Mustafa'nın sevinen ikilisi Jessica May ve Hilmi Cem İntepe'yi ağırlıyoruz. Dizi çok sevildi. Bunda hikaye kadar yapımın iki başrol oyuncusunun da payı büyük. Kısa bir süre önce tanışmalarına rağmen Jessica May ve Hilmi Cem İntepe'nin uyumları muhteşem. Bence çok enerjik geçiyor set ortam. Yani bütün ekibi o kadar uyumlu ki herkes birbirine çok enerji tuttu. Ve çok mutlu bir şekilde çekimler oluyor. Şimdi bizim yönetmenimiz her setin arasında böyle güzel müzikler açıyor bize. Ortalık böyle bir şenlendiriyor ve çok hoşumuza gidiyor. Çünkü farklı şarkılar, işte bütün ekibi çok eğleniyor. Çok güzel oluyor bence. Yani enerjik bir şekilde tabii, geçiyor. Ben daha önce de söylemiştim. Ya ben samimi, içi dışı biri bir insanım. Jessica'yı tanıdığımda da aynı benim gibi olduğunu gördüm. O yüzden partnerlik anlamında çok memnunum. Çok güzel bir enerjimiz ve samimiyetimizin olduğunu düşünüyorum. Bunu da sahnelere yansıtmaya çalışıyoruz zaten. Güzel olan sensin Maria. Bu kadar kötülüğün, bu kadar saçmalığın içinde güzel olan tek şey sensin. Basit bir hayatım var benim. Eğer beni seviyorsan önümden çekildi gideyim. İzleyicilerimiz de bizim gibi kamera arkasında olup bitenleri çok merak ediyorlar. Ben sizi birbirinize çok ısınmış bir şekilde görüyorum. Tüm set olarak da böyle. Çekimleriniz bu anlamda nasıl geçiyor? Böyle hatırınızda kalan bir anınız var mı sizin için? Çok keyifli geçti dediğiniz. Güzel bir anı dediğinizde de bu hatta teaser'da da yayınlanmıştı at sahnesi. Orada hatta ilk günlerdi. Hem korku hem böyle heyecanlı bir gündü. Çünkü gerçekten o atları biz çıkardık, biz saldık. O kadar da tabii alışık değildik yani ilk günler. O güzel bir sahne oldu ve güzel de anıları var evet, ikimiz için. Evet. Yani oradaki yaşadığımız korkular falan tekme atacak mı? Enerjisinin içinde olduk yani. Evet, çok çok güzeldi. Büyülü yani, gerçekten büyülü bir yer. Heyecan verici yani her sahne, yaşayacağın durumlar, atlarla beraber işte o farklı görüntüler, işte peri bacaların arasındaki yollar, hepsi birbirinden güzel ve heyecan verici. Sevgili Jessica May'in de söylediği gibi Kapadokya heyecan verici bir coğrafya. Şu an ekran başında olan herkes Kapadokya'nın atmosferini yaşamak için can atıyor olmalı. Set aralarında ya da off günlerinizde Kapadokya'da neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor o süreciniz? Benim bu zamana kadarki boş günlerimin hepsini bir yer gezmekle geçti diyebilirim. Zaten gezilecek çok yer var. O yüzden bence bu anlamda değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Zaten haftanın 6 günde çalıştığımız için biraz da yorgun oluyoruz. Biraz dinlenme, biraz gezme derken o gün bitiyor zaten. Onun dışında full çalışıyoruz, setteyiz öyle söyleyelim. O boş günlerde nereleri gezdiniz mesela? Nereyi gezdim? Zelve'yi gezdim. Zelve çok güzeldi. Ihlamur Dere Kasrı galiba, yanlış söylemiyorsam. Orayı gezdim. Onun dışında Göreme, Avanos. Oralara hakimiz. Ürgüp'te geçiyor zaten çoğu çekim yerlerimiz. Oraya zaten bayağı. Evet. Yani bütün Kapadokya'yı kullanıyoruz aslında. Maria ile Mustafa'yı izlerken bir yandan da muhteşem Kapadokya manzaralarına şahit oluyoruz. Setle beraber ben yerleri görüyoruz. Çünkü çok farklı yerlerde çekim oluyor ve o yerler o kadar güzel ki hepsi. Yani hoca o kadar güzel mekanlar seçiyorlar ki onlarla beraber şimdi bir set arasında gidip birazcık görüyorum. Ama ileride böyle daha fazla farklı yerlere gezmek istiyorum.
Bildiğiniz gibi Jessica May yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de. Sıcak ve samimi bulduğumuz güzel oyuncuyu hepimiz çok seviyoruz. Jessica May bize, biz de ona çok alıştık. Ama yine de bir şeyi çok merak ediyoruz. Türkiye'desin uzun zamandır ve Türk halkı gerçekten seni çok sevdi. Peki her halkın, her kültürün kendine has özellikleri vardır. Türk halkı ile ilgili ilk gördüğünde garipsediğin bir durum olmuş muydu kültürümüze dair? Ya bana çok, ilk gördüğümde çok beğendim. Evet, aşık oldum yani İstanbul'a. İlk geldiğimde İstanbul'da, sonra yavaş yavaş gezmeye başladım Türkiye'nin içinde. Ama altın meselesi zaten çok değişik geldi bana. Çünkü hayatımda hiçbir zaman bu kadar altın görmedim. Canlı canlı böyle önümde. Bayıldım. Düğünlerde takmıyorlar. Yok, takmıyorlar işte. Ben de gidip Brezilya'da düğün yaptım. Orada takmadılar. Jessica May'i Türkiye'ye geldiği ilk zamanlarda şaşırtan bir diğer ayrıntıysa binaların arasına asılan çamaşırlar. Çamaşırlar asıyorlar böyle sokağın ortasında. Bir duvar diğer duvara doğru. Ben hep şey diyordum yani, ilk görüyorsun, ben mantık kuramıyordum. İşte bunu nasıl asıyorlar burada? İp mi çekiyorlar, ne yapıyorlar diye. Ne kadar zor oluyor ama çok güzel yani görüntü olarak. En eğlencesini sona sakladık. Bu tam bir Türk geleneği. Camdan aşağı sepet sarkıtmak. Bir de sepet. Şimdi yani şey, hiç var mı sepet? Yok, sarkıtma sepet olayı. Yok, sepet. Şimdi balkondan sepet, yani bir şey gördüm. Kadın sepet indirdi. Kedi bindi. Gerek kedi aldı eve. Jessica May ve Hilmi Cem İntepe'ye bu keyifli sohbet için teşekkür ediyoruz.